Şimdi değerli arkadaşlar, hem İçişleri Bakanımızın yaptığı açıklama hem de Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar ve en başından beri bu seçim sürecinde yaşananların ortaya koyduğu bir sonuç var. Şimdi özellikle İyi Parti'den, Saadet Partisi'nden ve CHP'nin listelerinde PKK ile iltisaklı, ilişkili Antalya'da, Ankara'da, değişik illerde birçok HDP'li meclis üyesi adayının konulduğu net bir şekilde görülüyor. Burada bir şeyin önemi ortaya çıkıyor. Yani bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şu soruyu doğru soralım. Eğer 15 Temmuz gecesi kalkışma olduğunda darbeciler bu milletin varlığına, istiklaline, istikbaline dönük kalkışma gerçekleştirdiğinde belediyeler ne yaptılar? İş makinalarıyla ve bütün imkanlarıyla adeta bu darbecilere dönük bir mücadele örneği gösterdiler. Türkiye'de özellikle AK Partili belediyelerin bütün illerde gecenin ilk saatlerinden itibaren darbenin engellenmesine dönük verdiği mücadeleyi biliyorsunuz. Kahramanmaraş'ta da aynı şey bildiğiniz gibi yaşandı. Ben şu soruyu soruyorum. 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyen, 15 Temmuz'a tiyatro diyen, FETÖ'cüleri yargılayan, mahkemeleri, savcı ve hakimleri suçlayan ve bunlarla ilgili tahfif, tezcif her şeyi gerçekleştiren 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden darbecilere Mehmetçik diyenler, acaba o gün onların belediyeleri, onların anlayışı, onların zihniyeti acaba o gece darbeye karşı gelir miydi? Türkiye'de aziz milletimiz Cumhur İttifakı'na tam destek veriyor. Çünkü bu millet ariftir. Bu millet bütün olup bitenin ferasetiyle farkındadır. Sizler de sosyal medya paylaşımlarında bunu açık bir şekilde görüyorsunuz. Yani insanlar kimin kim olduğunu biliyorlar. Her bir vatandaşımız kimin amacının ne olduğunu, kimin ne yapmak istediğini, bunların hepsini biliyorlar. Yani şimdi Ankara'da düşünün, 2016 yılında yerel mahkemenin verdiği kararı Yargıtay onaylamış. Yerel mahkemenin verdiği karar nedir? Sahte senetle icra takibinde bulunmak, değil mi? Yani sahte senetle icra takibinde bulunmuş olduğunu Mansur Yavaş'ın 2016 yılında Yargıtay onaylamış. Burada biz basit bir soru soruyoruz siyaset olarak. Diyoruz ki sahte senetle icra takibinde bulunan bir kimse Şehrül Emin olabilir mi? Manşet. Gerçek çok net.